Ne yalan diyeyim. Sana yalandan dirdim heyecanlı değilim. Ama ben sen kadar narahat edim. Gözün aydın. Aynı iş abi. Donmuşam kalmışam. Allah bilmirəm ne baş verir. Hissedemirsən hələ. Başa salma olur. Ümumiyyətlə mənə adətən deyirlər sən çox rahat adamsan. Ama evlat toyu başka bir şeydir de. Yani ne kadar rahat olursan o heyecan, o stres, o sevinç. Bilmirəm ki. Yani esas beyninde seni kurcalayan nedir? Yani ben bunu bacarıram mı? Ben bunun ötesinden geleceğim mi? Ya şükürler olsun ismetli kız büyüdüb cemiyete verebildim mi? Gelin o sualların birine cevap ver de mene. Nece bacardın? Bu kadar əzab əziyyətin içinde böyle terbiyeli kızı büyüdüb ve böyle əsilzadiyə verməyi nece bacardın? Maşallah, maşallah, maşallah. Çok şükür bugüne. Bu yere gelip çıkmağıma göre ilk önce Allah'ıma teşekkür ederim, şükür ederim. Sonra senin kimi değerli dostlarıma bugüne kadar yanımda oldunuz. Evladımı da büyütmeyime bilmirəm sert oldum mu, yumuşak oldum mu ama ne elədimsə evladlarım için elədim. Ve çok şükür bugüne ki mən Elnare ilə gurur duyuram. Her zaman başımı uca tuttun, her zaman fəxrlə, gururla sənin haqqında danışdılar. Sevinç, sevgi hissini yani anlata bilmirəm ki, bilmirəm necə deyim. Çox təşəkkür edirəm sənə qızım. Bu ismətin üçün, bu abrın üçün, her zaman başımı uca tutduğun üçün sənə haqqım min halal olsun. Çox çox xoşbəxt ol. Nə yaxşı ki sən mənim qızımsan, nə yaxşı ki mən sənin anamam. Ağladacaqsa kız demişim bugün ağlamayacağım. Özüm ağladım ay deli. Özüm ağladım. Orada bir çamadan gördüm. Ne çamadandı öyle? Sevgi çamadanıdır. onun o gelin yok gelin həmin çamadanla uçup gidecek. Gidecek. O çamadan o çamadandı. O çamadan. Başka çamadanlara benzemez yani. O çamadan özeldi. İçi hoşbəxtliyi dolu. Onun içine o kadar sevgi, o kadar hoşbəxtliyi, o kadar güzel arzular, dualar yerleştirmişim ki Allah seni ucattıkça ucatsın. Aslında çok suallar verebilirim bugün Nüşabiye. Çünkü çamadan yani markadı, yeterince bahalı bir çamadandı. Ama ben onun oralarına girmedim hiç söhbətin. Hiç o tərəflərə toxunmadım. Çünkü ben başa düştüm ki bu kadar dəbdəbəli xonçaların içinde bir çamadan elə belə qoyulmayıbdı. Sen fəlsəfi qızıymışsan, ben bilmirdim. Atam fəlsəfə tarix məntiq dərsi deyib de o zaman elmlər namizədi Sabir Musayevin qızıyam da ve fəlsəfi düşüncələrim olmasın, ne olsun bəs? Mən atanın adını ilk dəfə eşidirəm, bilmirdim. Maşallah. Deyir ki, 100 il keçsə, 100 il keçsə, əgər sənə bir tərbiyə verilibsə, bir elm verilibsə, o özünü haradasa bir üzə verir. Bugün sənin qızının xınasıdır. Mən də əlimdən gələn və çətinliklə gələn də olsa, hər şeyin ötəsindən gəlməyə çalışmışam. Gözəl də bir şey eləməyə çalışıram bu gecə sənin üçün. Yəni, yaxşı çıxış eləməyə çalışıram, sənin stresindən almağa çalışıram. Və xahiş edirəm ki, bir hiss edirəm dolmuşsan. Yəni, xahiş edirəm, xına yaxılan zaman ağlamayasan. Bax, deyirəm. Mən sənə, heyətinə, kollektivinə, hər kəsə, sənin yanında, ətrafında olan hər kəsə, başda sən olmaqla təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik, bizi seçdiyin bu yerə qədər sən seçiləsi bir insansan, anasan, işinin peşəkarı, işini sevən. Mən səni hər zaman sevmişəm. Gurur hissiyle bakmışam ve senin her çıkışında öz evladımı gözümün önüne getirmişim. Şükür Allah'a ki Allah bunu mənə nəsib elədi. Bugüne kadar yanımda oldun. Bundan sonra da her zaman bizim yanımızda ol. Böyle ismetli kızları gelin paltarında yola sal. Ay Nazilem. Çok sağ ol Azim. Ben ayın birine kimi sen yandayan buna söz. Biri gece saat 12'de sen blok eləyəcəm. Söz veririm. Toydan çıkıp sen blok eləyəcəm. Çünkü sen çekilmez bir müşterisin. Ben çok seviyorum. Teşekkür ederim. Sen, var ol. Sağ ol, var ol. Sadece bir sual vereceğim. Bizi niye seçtin? Ben seçilen olanları seçmeyi seviyorum.
Teşekkür ederim. Biz bugün sana seçilen bir kına yaktı edeceğiz. Ben buna inanırım, eminim. Yaşı, bugün düzdü. Bizi bugün restoranda karşılayırsan. Ama biz adeten bağımlı verilişi olarak formatımız budur ki biz sizin eve geleyim. Ayın birinde evinize geleceğiz. Haberiniz olsun. Bağımlı bize hoş gelir, sefa getirir. Teşekkürler. Gittik.